Muhammed Mehdi ile diyor yüz yüze geliriz diyor hadislere baktığımızda. Ve bakın burada çok hayati ahkama ait hükümlerde bile sahabeler bu kadar detay vermemiştir diyor. Ahkam. Yani namaz, oruç, zekat, ya dinin bütün ahkamına ait konularda bile diyor sahabeler bu kadar kapsamlı bilgi vermemiştir. Tevatür derecesindedir diyor Mehdi ile ilgili hadisler. Dolayısıyla Mehdi'yi reddeden bazı tipler var ya, bunlar Mehdi'yi reddettiğinde ehli sünnete ait bütün itikadi temellerin tamamını reddetmiş olurlar. Çünkü bakın ahkama ait hadisler ve Mehdi ile ilgili hadisler kıyaslandığında Mehdi ile ilgili hadislerin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Çok daha fazla sahabe tarafından bildirildiğini görüyoruz. Eğer Mehdi reddedilirse ehli sünnet itikadı kalmaz. Yani tamam olduğu gibi gider. Doğru. Şii inancı da kalmaz, Caferi inancı da kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Bunu bilecekler. Evet. Dolayısıyla Mehdi'liğe inanç vaciptir. Hazreti İsa'nın inişine inanç vaciptir. Yani farzdır. İkinci bir iddia olamaz. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii mezheplerinde ittifak vardır. Hepsi aynı şeyi söyler ve bütün kütübisi de Mehdi çok kapsamlı anlatılmıştır. Ayrıca tahakkuk ettiği için hadisler ayrıca mütevatir hale gelmiştir. Yani şimdi bir mütevatir hadisler var, bir de zayıf hadisler vardır. Zayıf hadisler de aynısına tahakkuk ettiği için. Mesela diyor ki Fırat'ın suyu kesilecek peygamberimiz. Kesilmiş, mütevatir oldu. Tabii. Kabe'de baskın olacak diyor, Mehdi'nin çıktığı yıl. Oluyor, mütevatir hale geliyor. Ay ve güneş tutulmalı olacak diyor, mütevatir hale geliyor. Dolayısıyla yüzün üzerinde hadis mütevatir hale geldi. Ayrıca sahabelerden gelen hadislerle de birleştiğinde Mehdiyet'in reddedilmesi imkansız hale geldi. Kilitlendi bu konu artık.